İyi akşamlar sevgili izleyenler. Yeni bir Sesli Düşünce programı ile birlikte sizlerleyiz. Efendim bu akşam yine güzel bir konu, güzel bir konukla sizlerin karşısında olmaya çalışacağız. Bu hafta yanımızda, karşımızda eğitimci, öğretmen Hidayet Kütükçü hocam bizlerle olacak. Ve kendisiyle bilimden, fizikten, pandemi döneminde eğitimden vesaire konulardan bahsedeceğiz. Umarım sizler için yine keyifli ve faydalı bir akşam olur. Dileğimiz o yönde. Hidayet hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk hocam. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hayat sağ nasıl olun. Gidiyor öyle diyeyim. Sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah. Öncelikle Enes hocam güzel davetinizden dolayı teşekkür ederim. Kanal 42 ailesine de ayrıca. Eyvallah. İyi akşamlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Kırmayıp geldiniz, vakit ayırdığınız için. Birazcık kendinizden bahsetme şansınız var mı izleyicimize? Buyurun hocam. Tabii. İsmim Hidayet Kütükçü benim. Fizik öğretmeniyim. Aslen Konya Doğanhisarlıyım. Şimdiye kadar Ankara, İstanbul, Balıkesir gibi çeşitli şehirlerde eğitimcilik yaptım. Özel okulculuk, dershanecilik süreçlerimiz oldu. Yaklaşık son 7 yıldır da Konya'da yine eğitimcilik, özel okulculuk ve dershanecilik yapmaktayım. Bilginiz olsun. Eyvallah hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Yani eğitimle süren bir ömür neredeyse. Öyle. Allah kolaylık versin. Sağ olun. En çok zorlanan belki de bu dönemde eğitimcilerdir değil mi? Ben aslında Doğru. konuya bilimden fizikten gireceğim ama şöyle birazcık dertle gireyim hocam. Hep evet. şunu diyoruz ben öğrencilerin tarafındayım hep ama işte öğrencilerimizin psikolojisi bozuldu bu dönemde etkilendiler ama aslında belki en çok öğretmenler etkilenmiştir bu dönemden. Yani Doğru. bunu maddi değil manevi olarak olduğunu düşünüyorum. Anlatmayı seven, sürekli anlatan ve onlara dokunmakla meşgul olan bir öğretmen kitlesi, bir ruh şimdi evde ekran karşısında onlara bir şeyler anlatmaya yahut okulda bir şeyler anlatmaya çalışıyor uzaktan. Hocam bilime fiziğe girmeden önce bu konudaki hisleriniz neler hocam? Ondan başlayalım. Paylaşalım hocam. Doğru aslında bir yaramıza parmak bastınız. Çünkü malumunuz ki eğitim, öğretim özellikle zaten eğitim uzaktan yapılamaz da. Genelde uzaktan eğitim aslında yanlış bir tarif malumunuz. Uzaktan öğretimdir bunun aslı. Kesinlikle. Uzaktan bir şey eğitilemez. Ancak öğretebilinmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki sınıf içerisindeki o sıcaklık, çocuklarımızla olan temas gerçekleşmeyince ne yazık ki uzaktan kalıyor. Yani tabii ki neredeyse hiçbir ilişki uzaktan götürülemez. Bu öğretmen-öğrenci ilişkisi ise tabii ki çok daha zor. Bir de fizik anlatmaya çalışıyorsanız tabii ki genel bir biliyorsunuz zaten bir handikapımız var. Türkiye'de ne yazık ki bir ön yargı da gelişmiş durumda fizik gibi branşlara. Fizik, matematik gibi özellikle branşlar uzaktan tabii ki daha zor oluyor. Hocam şimdi kendi açımdan bakayım. Ben bir edebiyatçıyım ve ben konuşuyorum hocam. Evet. Konuşuyorum sürekli. Çocuğu okul tahtasında da konuşuyorum. Evet ekstra tabii ki bizim için de zor ama bence sayısal hocalarımız özellikle fizik, kimya, biyoloji alanındaki hocalarımız daha da zorlanıyordur bu dönemde. Bir de öğrencilerimizin fiziğe, kimyaya, biyolojiye özellikle fiziğe bakışları da çok da olumlu değil gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani anlayamadıklarından olabilir belki bu dersi gerçek manada kavrayamadıklarından, önemini kavrayamadıklarından olabilir. Niye sevmiyorlar hocam? Neden böyle bir problem var öğrencilerde fizikle alakalı? Hocam tabii bunun muhtemelen birçok ayağı var ama birkaç detaydan bahsedeyim size. Yani bizim öğretim programımızla alakalı olan ne yazık ki handikaplarımız var. Yani bizim müfredatımız bir hayli kalabalık. Şöyle kabaca sınav soruları üzerinden bir yorum yapmam gerekirse Buyurun. Yaklaşık 45 tane bölüm anlatırız biz 4 yıl boyunca çocuklara. Bunlardan sadece 21 tane soru gelir. Yani anlayacağınız üzere bazı bölümlerden hiç soru gelmez. Evet. Bazı bölümler birleştirilerek sorulur filan. Ya bu kadar karmaşık bir müfredatın içerisinden sadece 21 tane soruya muhatap olurlar. Biraz da hayattan da kopuk anlatılırsa çocukların doğal olarak kopması çok normal. Yani çocuklar sınav odaklı baktıkları için bunu başarılı olamıyorlar diyelim ki sınavda da müfredatta da çok fazla bununla alakalı soru gelmediğinden Doğru. çocuk diyor ki benim buna o zaman ihtiyacım yok Doğru. diyebiliyor. Hocam peki ben henüz diğer sorularıma geçmeden peki nasıl sevdirebiliriz sizce? Bununla alakalı bir öneriniz olur mu? Tabii ki şöyle hocam yani. Ben kendimden bahsedeyim arzu derseniz. Yani bana çünkü soruyorlar niye fizik hocam? Yani niye fiziği tercih Oradan ettiniz? Başlayalım. Yani ben lise sıralarında aynen şu andaki öğrencilerim gibi oturmuştum. Nasıl bir çocukluk bu? Yani o zamanlar ben de doğal olarak fiziğe muhatap olmuştum. Aynen, şu andaki öğrencilerim gibi.
Ve zannedilmesin ki böyle çok da acayip fiziği sevdiren hocalarımız da olmadı. Allah var. Kulakları çınlasın ama. Şimdi o zaman niye fiziği sevdik acaba? İşte o kadar hocanın arasından nadir de olsa birkaç tane sağ olsunlar. Hayatımda iki tane çok kıymetli öğretmen vardır. Eyvallah. Diğerler de çok kıymetli ama özellikle iki tanesi. Bir tanesi ortaokuldaki edebiyat öğretmenimdir. Bir kompozisyon dersinde bana okumakla alakalı bir tavsiyede bulunmuştu. Ben böyle sizin gibi yazmak istiyorum demiştim. O zaman okuman gerekir Hidayet demişti. Eyvallah. Sağ olsun o gün bugün çok fazla okurum. O en önemli etkilerden birini bıraktı benim hayatımda. Bir tane de yine bir fizik öğretmenim vardı ki o da böyle çocuklar bilir. Heisenberg diye bir adam var bizde. Evet. Bir bilim adamı. Ondan küçücük bahsetmişti. O ilgiyle ben fiziğe bir merak saldım. Ve o merak beni aslında bugüne kadar getirdi. Üniversiteye gittiğimiz zaman Enes Hocam 60 kişiyle yaklaşık beraber okuduk. Herhalde fiziği isteyerek tercih eden 3-4 kişiden biriydim ben. Peki memnun oldunuz mu hocam? Üniversite yıllarından bahsediyorum. Yani iyi ki de gelmişim dediniz mi? Şimdi üniversite biraz çetrefilli bir alan. Çünkü. Evet üniversitede tabii detay çok zordu kabul etmek lazım fiziği. Ama hocam ben gerçekten memnun olmuştum. Yani benim bütün tercihlerim fizikti. Fiziği bilerek isteyerek okumuştum. Ve yaklaşık 17 yıldır da eğitimciliğini yapıyorum, öğretmenliğini yapıyorum bu işin. Eyvallah. Yani hiç pişman olmadım diyebilirim. Çünkü ciddi bir merak vardı bende. Bugün belki öğrencileri ilk sorunuza dönersek, yani nasıl olacak hocam bu işi, nasıl sevdireceğiz bu işi? Hocam merak uyandırmak gerekiyor. Yani insanların tamamında aslında çok ciddi bir merak var. Bunu nereye yönlendirdiğimiz çok önemli. Biz genelde politika. Artık nereye bizde ya da ekonomi. Oyunlar olabilir mesela. Ne yazık ki şu anda çağın vebası diyebiliriz. Yani çocukların illa merak ettiği vebası bir şey oluyor. Vebası diyelim hocam? Ne dersiniz? Veba mı diyelim oyunlar için yoksa bunu başka kaçınılmaz bir son mu olarak görelim? Yani bu da tamamen bir fikir, düşünce. Hocam yani şöyle söyleyebilirim. Oyun bir kere çok keyifli. Onu söylemek lazım. Yani buradan velilerden eğer muhakkak izleyenler vardır. Söylemem gerekiyor ki kendileri de başlarına otursalar onlar da kalkamaz başında. Evet. Yani çok keyifli yapılan, saatlerce vakit geçirmek üzere dizayn edilmiş şeyler zaten. Evet. O yüzden çocuklara çok kızamayız. Çocuğun bir suçu yok değil mi? Çok kızamayız. Yani çocuklar eğer o boşluğu yakaladıysa ve oraya hele bir de merak duyduysa saatlerce başından kalkamayacaktır. Aynen öyle hocam. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Hocam şöyle bir geçiş yapayım. Çocukların hani az çok bunları cevapladık ama fizik ortalama öğrenme derecemiz ne? Yani ders notlarımız ne durumda? Çocuklarla alakalı genelleme yapabilir miyiz? Fizikte başarılı mıyız? Öğrenciler bazında soruyorum. Yoksa başarısız mıyız? Çocuklarımızın fizik notları genelde nasıl gelmekte? İyi mi, olumlu mu, olumsuz mu hocam? Bununla alakalı ne diyebiliriz? Hocam şöyle, isterseniz o soruya ben biraz değişik bir cevap vereyim. Öğretmenlerden başlayayım isterseniz. KPSS'de öğretmenlik dalında fiziklerin cevaplandırılması kısmına bakarsanız, fizik öğretmenleri daha ne yazık ki fizik çözebilir halde değil. Yani bizim o KPSS dediğimiz sınavdaki kaç soru çıkar hiç bilmem. Hiç girmedim çünkü. Öğretmenlikle alakalı değil galiba sorular. Alan. Fiziğin alanıyla, fizik dersiyle alakalı yani fizik öğretmeninin branşıyla alakalı soruları fizik öğretmenleri çok cevaplayabilir gibi değil. Eyvallah. Türkiye ortalamalarında fen bilgisinden sonra en düşük seviyede fizik var. Dolayısıyla öğretmenler bile yapamazken öğrencilerimizden biraz artık ne bekleyeceğiz bilmiyorum. Ama çok tabii ki çok düşük. Yani ortalamaları 1-1,5 bandını hiç geçmez. Çok düşük seviyelerde fizik ortalamamız var. Yani fizik yapamıyoruz ülke olarak. Hocam biz millet olarak hep şunu derler. Yani Doğu milletiyiz. Ve hani bizim sözel alanlarda işte tarihte, işte edebiyatta, hitabette, farklı alanlarda, coğrafyada daha iyi olduğumuz aslında söylenir ama aslında biz onda da çok iyi değiliz baktığımız zaman. Biz geçen hafta burada hocamla şeyi tartıştık. Yani niye çok okumuyoruz? Evet. Şimdi aynı zamanda sayısal bir alanda bu hafta ben biraz da kıyasla yapılması için bunu da istiyorum. Baktığımız zaman o zaman bizim problemimiz belki sayısaldan sözelden ziyade genel olarak tembel bir ruh haline mi sahibiz hocam? Nasıl yorumlayalım yoksa tamamen alana mı indirgeyelim? Sayısal olduğu için zor olduğu için mi yapamıyoruz yoksa olay bizim tembelliğimizle mi alakalı biraz da? Hani sevmek aslında var tabii ki. Yani tabii şimdi milletimizin genel aslında çok güzel özellikleri var. Mesela biz aslına bakarsanız eğer istersek çok çalışkan bir milletiz. Evet. Çok rahat becerebiliyoruz. Zora geldiğimizde en yani, son noktada. Konum veya aslında ilgi alanım özel alanım değil ama çok basit bir şey söyleyebilirim. Mesela şu dönemde pandemide Türkiye ihracatı herhalde dünyanın birçok ülkesinden kat kat fazla durumda. Eyvallah. Bir arkadaşımdan öğrendim onu da.
Ya dedim neyin nesi bu? Ya niye bu kadar tır var? Niye bu kadar yoğun bir trafik var? Bir şeyler var belli yani. Bir şey yapıyoruz muhtemelen. Pandemi sürecinde neredeyse hiçbir ülke çalışmıyor. Bir biz varız çalışan dedim. Yani bizde öyle bir cesaret var. Yani eyvallah, bize Allah vergisi. Muhtemelen Allah'a güvendiğimizden de oluyor. Eyvallah. Nasılsa Allah bizi korur diyerek. Şimdi bu kadar yoğun çalışmanın temponun içerisinde aslında fiziğe, matematiğe, kimyaya da kafa yoran birileri oluyor ve onlar da çok başarılı oluyor. Yani bugün ODTÜ'deki, Boğaziçi'deki mühendislerimiz çok acayip işler yapıyor. Çoğundan haberimiz olmasa bile. Eyvallah. Ya da geçmişte de illa Türk, Müslüman olduğu halde çok muazzam işler yapmış olan alimlerimiz var. Muhakkak hocam. Ama bizim haberimiz yok. Yani biz bunlardan çok haberdar değiliz. Çocuklarımızın da biraz kolaycılığa alıştılar. Hı hı. Biraz çabukçuluğa alıştık. Özellikle Google gençliği ya bunlar. Yani bir ansiklopediden bir şey karıştırmaktansa Google'a yazıp öğreniverdikleri için çabuk. Biraz fizik gibi branşlar biraz sabır istiyor. Aslında hocam biraz hız çağındayız. Fiziğe daha çok ihtiyacımız var. Evet. Şimdi belki yanlışça bir şey söylemek istemiyorum. Ya konuyu şuraya çekeceğim aslında. Zorda kaldığımız zaman dediğiniz gibi gerçekten çalışıyoruz. Evet. Ama zorda kalmazsak hani biz millet olarak ödevlerimizi son anda bitiren, doğru, sorumluluklarımızı son anda yerine, aynen, getiren milletiz. Çocuklarımıza da bu ister istemez sirayet ediyor. Bunu nasıl aşarız? Bir kere geçmişi öğrenerek. Sanki fiziği de sevmek istiyorsak önce fiziğin geçmişine şöyle bir bakmak lazım hocam. Biraz önce bahsettiniz. Fizik batıda ortaya çıkmış bir bilim gibi duruyor aslında. Yani bize, evet, aslında öyle anlatılıyor. Ben şimdi şöyle lise fizik bilgilerimi hatırladığımda bana kaç tane Müslüman bilim adamı, fizikçi tanıtıldı? Belki de sıfır hocam. Doğru. Peki hocam bununla alakalı fizik gerçekten batıya ait bir mesele midir, bir bilim midir? Yoksa Müslüman alimlerimizin, Müslüman bilim adamlarının fiziğe ne ölçüde katkıları vardır? Bu meseleyi nasıl yorumlarız hocam? Tabii açalım bu meseleyi. Şöyle hocam, biz mesela sizle beraber aynı jenerasyon tarafındayız. Biz biraz şanssızlardanız aslında. Biz ancak kendimiz araştırıp öğrenebilirsek öğrenebilirdik. Çünkü bizim müfredatımızda hiç yoktu. Yani milletin müfredatlarının hiçbirinde dediğiniz gibi hiçbir Müslüman alimin, evet, herhangi bir şeyinden bahsedilmezdi. Daha yeni yeni müfredatlarımıza, kitaplarımıza girmeye başladı. Mesela Farabi'yi herkes duymuştur. Ama sesler hastane adı olarak bilirler özellikle Konya'da doğru ama seslerden ilk bahseden yani telli çalgıların ortaya çıkmasına sebep olan adamdır mesela Farabi. Yani bunu kimse bilmez. Ali Kuşçu dediğimiz bir zat var ki ayın bir bölgesine Ali Kuşçu ismi verilmiştir mesela. Allah. Bunları kimse bilmez. Yani bunlar bizim bilim adamlarımız. Ve bu insanların kitaplarını Avrupa dediğimiz o medeniyetler dediğimiz topluluk belki yıllarca, yüzyıllarca okuttu üniversitelerinde. Ama ben üniversitede de ne yazık ki Müslüman bilim adamı duymadım biliyor musun hocam? Hep batılı. Çok acıdır. Yani bizde böyle bir özellikle bilim deyince zaten bilimin kendi isminde zaten bir problemimiz var. Onun aslı ilimdir. İlimdir. Aslında ilim yapılmıştır ama sonradan adını bilim deyince Müslümanların yaptığı tarafa da bilim karanlık çağı der. Bilimin karanlık çağıdır. Doğrudur çünkü orada Avrupa bilim falan yapamaz. Orada Avrupa çok sıkıntılıydı zaten. Orada ancak daha yeni medeniyeti keşfederken daha yani biz çok büyük işler yapmıştık. Biz orada robot falan tasarlamaya başlamıştık. Hı hı. Bizim ilim adamlarımız. Ama biz tabii sonradan bir miktar kütüphanelerimizi kaybettik. Kütüphanelerimiz yakıldı. Yani bizim hafızamız silindi. Evet. Çok ciddi kopukluklar oluşturuldu. Milliyetin müfredatımızın da nasıl oluşturulduğu belli zaten. Aynen. Hala bir türlü düzeltemediğimiz acayip bir müfredatımız var. Kopukluklarla devam eden. Belki birazdan bahsederiz. Yani özellikle okul geçişlerindeki kopukluklar çok sıkıntılı Enes hocam. Yani şöyle o zaman bir anlayabilirim. Aslında bizim bilim adamlarımız, ilim adamlarımız fizikle gerçekten uğraştılar. Ve uğraştırdıkları, dünyaya kazandırdıkları önemli şeyler var. Bunları bizden daha çok çalışan batılı insanlar kendilerine, aynen, aldılar ve değiştirip, süsleyip bize pazarladılar. Aslında bugün de biz ihracat dediğiniz aklıma geldi demin. Adam bizden ham maddeyi alıp hocam süsleyip püsleyip bize ürün olarak satıyor ya. Aklıma yine o geldi. Bilimde de, ilimde de aslında tarihimizde bizlerin sahip çıkmadığı değerleri sanki sizin de demenizde şimdi kafamda daha iyi netleşiyor. Hocam özür dilerim. Buyurun. Oktay Sinanoğlu diye bir hocamız var. Evet, rahmetli, evet, oldu bilirsiniz. Evet, evet. Mesela onun bir küçük anekdotu var. Amerika vatandaşlık teklif ediyor Oktay Hoca'ya. Hı hı. O da tabii... Ordinarius. Ordinarius. Yani evet. Türk Einstein'ı diye anılıyor. Evet. Dünyanın en genç profesörü. Yani çok acayip unvanları var. Hem fizikçi hem kimyacıdır bir taraftan. Ve Oktay Hoca Amerikan vatandaşlığını kabul etmiyor. Ben Türk vatandaşıyım. İsterseniz beni böyle kabul edin. Değilse ben burada çalışma yapmam.
hoca sırf çalışma yapsın diye kabul ediyorlar. 10 defa falan yaklaşık kendi yasalarını benim için çiğnediler. Giriş çıkışlarıma engel olamadılar dedi. Eline bir kredi kartı vermişler, limitsiz falan böyle anlattı. Türkiye'deki laboratuvarı geliştirmek için Amerika'dan çocuklarla laboratuvarda malzeme çalar gelirdik diyor Türkiye'ye diyor. Öğrencileriyle yani. Biraz herhalde insanlarımıza da çok da sahip çıkamıyoruz. Biraz öyle bir problemimiz var. Çıkamıyorduk. Hoca onlardan ben biriydi. Sanki evet. Şimdi bizim teknoloji hamleleriyle vesaire daha mantıklı olumlu şeyleri görüyoruz ama hocam şöyle devam edeyim. Türkiye'de biz bilim okur yazarlığında ne durumdayız? Öyle bir soruyla buyurun. Şimdi okur yazarlıkla ne durumdayız cümlesinden sonra tabii. Buyurun. Yani hocam çok fazla okuyup yazmadığımız için öyle olunca bilimle alakalı da tabii doğal olarak okur yazarlığımız bozuk. Mesela Amerika ne derse kabul etmek gibi bir huyumuz var. Yani öyle bir ne yazık ki handikapımız var. Amerika dediyse doğrudur falan gibi bir politikaya bürünmüşüz. Ya da artık batıda bir yani şey. Yani NASA bir açıklama yaptıysa insanlar tamam. Tereddütsüz kabul eder halde. NASA ya. Acaba mı yani bir problem olabilir mi ki? Yanlış bir şey söylüyor olabilirler mi? Bir yalan karışmış olabilir mi acaba? Yani fizik adına mesela çok böyle acayip bilinen bir yasadan bahsedeyim size. Yer çekimi yasası dediğimiz yasa. Dört temel kuvvetten bir tanesi diye geçer fizikte ki bilim hala sebebini bulamamıştır. Yani yer çekiminin neden kaynaklandığıyla alakalı net bir bilgisi yok bilimin. Verdiği bir cevap yok. Buna karşı cevap olarak da birileri gök itimi olabilir mi acaba diye bir açıklama yapmış. Şimdi yer çekiminin zıttına gök itimi olabilir mi? Dalga geçiyor insanlar sadece. Ama şimdi büyük çoğunluk kabul etti diye şimdi çok büyük yalanlar vardır. Bir topluluk bunun içerisinde hapsolabilir. Dünyanın ilk yuvarlak olması meselesi. Gibi. Ya şimdi o zaman bununla dalga geçmek yerine acaba mı? Sadece... Ya bir yanlışlık olabilir mi diye bir şerh düşerek aslında bakabilsek bilime. Bilim okuryazarlığında belki en çok ona ihtiyaç var. Yani söylediği her şeyi kabul olduğun bir Amerika, söylediği her şeyi kabul ettiğimiz bir Avrupa'mız varsa biz bilim olarak bir şey yapamayız tabii ki. Yani her şeye inandırıp her şeyi yutturabilirler değil hocam, mi? Hocam olmaz yani bir sürü çelişki var. Ben yıllardır işte bu işin içerisindeyim. 4-5 yıl üniversitesini okuduk. Yani 20 yılı geçti benim fizikle haşır neşir oluşum. Lisedeki eğitimimi hiç saymıyorum. O kadar büyük çelişkiler var ki işin içerisinde. Bunları düşünmek gerekiyor. Yani eğer her şeyi kabul edersek bir yere varamıyoruz tabii. Bir de mesela sizde bazı şeyler sabit artık sanki yani yasalar, kanunlar. Evet. Mesela biz bu sene buna A diyoruz ama seneye başka bir şeyle Türk Dil Kurumu farklı bir şeyle buna B dedirtebilir. Bizde değişken sosyal meselelerde. Ama sanki fizikte de bazı şeyler kabul edildi ve üstüne kimse sorgulamıyor. Benim anladığım bu. Doğru mudur hocam? Tabii sorgularsanız bilim dışı bir şey yapmış olursunuz. Yani bilimin dışında bir şey yapmış olursunuz. Ancak siz onu ispatlayamamanız gerekiyor ki o zaman bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Dışlanmanız da çok normal. Yani biri doğal olarak çıkıp dünya şekli şöyle değil de böyledir dediği zaman tabii ki diğerleri kabul etmeyecek. Veri isteyecek, deney isteyecek. Ve bu ispatlandığı gün ya adam haklıymış oluyor. Ama ilk başta da hep yalnız kalırsınız doğal olarak. Aynen. Dalga geçilen tarafta olursunuz. Hocam konudan konuya geçmiş olacağım ama şöyle de bir sorun vardı. Doğa ile öğrenci arasındaki bağlantı bilimde başarı getirir mi? Yani böyle bir bu bağlantı nedir ya da buradan şöyle bir bahsedelim. Belki bizim eğitim sistemimizdeki en büyük eksikliğimizden bir tanesi o. Bizim çocuklarımızın ne yazık ki doğayla bağlantıları kopuk. Şimdi bunu niye böyle söyledim? Bilimsel gelişmelere baktığımızda insanoğlu bilmediği bir şeyi ya da görmediği bir şeyi var edemez. Bir şeyi ancak taklit edebilir. Evet. Ya yani bir kuş cinsine bakıp uçak yapmayı öğrenmeli. Bir helikopter böceği, adı bile öyle. Yani helikopter böceği demişiz. Böceğe sonradan isim takmışız. O helikopter böceğinin tarzıyla bir helikopter yapabilmiştir. Yani bir örneği var aslında doğadaki karşılığını ortaya koyabilmiş. Biz şimdi doğayla ilişkilerimizi ne yazık ki sıfırlamış durumdayız. Çocuklarımız çok basit meselelere bile hakim değiller. Hiç mikroskop görmeden lise bitiren, üniversiteyi bitiren öğrencilerimiz oluyor. Şimdi hiç laboratuvar görmeden ya da doğayla bir haşır neşir olmadan, toprağın nasıl bir şey olduğunu bilemeden ne yazık ki okullarını bitiren öğrencilerimiz var. Bu kadar kopuklukla öğrenci gerçeklikle bilimi birleştiremez. Ve bilimle gerçeklik eğer birleşmezse her şey havada kalıyor. Hocam ya şimdi bir bilgi bulutu gibi bir şey düşünün. Evet. Balonlar var ve çocuklar bunların arasındaki bağlantıları bir türlü kuramıyorlar. O zaman doğal olarak bunların hiçbirine tutunamayacaktır. Sadece bir şeyler var. Çocuklara soruyorsunuz bir şeyler duymuşlar. Var, ezberi, ama duymuş yani bilgi. Sadece ne işe yaradığını bildiği yok. Yani günlük hayatta nerede kullanılır? Benim bir işime yarar mı acaba? Bunların hiçbirinden haberdar değil. Hocam geçenlerde bir meşhur bir talk show diyeyim yani... Evet.
YouTube'da izlerken karşıma böyle bilimle alakalı birkaç şey takılmıştı. Dikkatimi çekti, izledim. Bir tane gazeteci işte Avrupa'da bilim adamlarının, bakın tırnak içerisinde kullanıyorum, bazı şeyler yarattığından bahseder. Yani burada yaratmak tabirinin yine tırnak içerisinde olduğunu tekrar ifade edeyim. Örneğin bir farenin işte yapay bir kolla, işte karbonlardan yeniden, işte atomlarından üretilen bir kolla birkaç hafta yaşadığından vesaire bahsedilir ve bunu övgüyle anlatıyor. Bilime örnekler veriyor. İşte istersek biz de bilimde yeni şeyler yaratıp batının hala bu tabiri kullanmaya devam ediyor. Hocam bizler bir kere İslami koşullarda, İslami çerçevede üretmek ve başarılı olmak zorundayız. Evet. Bilimsel yeniliklerde, teknolojide, her alanda bir Müslümanın bir kere zeki ve üretken olmasını her zaman isteriz. Fakat bu tarz konularda bu tarz tabirler ve batıya tapmak diyorum hocam ben bilimde buna. Evet. Bilimde artık sanki biz özellikle fizikte, kimyada, her neyse, batıya tapar hale gelmişiz ve onlara sizin söylediğinizi tekrar ediyormuş gibi olacağım ama orada yapılmışsa ooo çok güzel. Evet. İşte biz niye bunu yapamıyoruz diye sürekli hayıflandığımız. Oysa Batı hocam kendisine yeni bir tanrı icat etti ve bunun adı da Batı'da bilim ve doğru, teknoloji benim nazarımda. Biz biraz da tarım toplumuyuz hala. Bana öyle geliyor yani, yeni yeni sanki bu tarım toplumundan çıkıyor da şöyle. Belki dediğim gibi eskiden çok çok önemli alimler yetiştirmişiz, sizin de demin söylediğiniz gibi. Fakat daha sonra kültür, yerleşik hayata geçmeyle birlikte Anadolu bir tarım ülkesi haline de gelmiş. Sonra evet, belki yavaş yavaş sanayi ülkesi haline geldik ama tam anlamıyla eğitim ülkesi haline, bilim ülkesi haline gelemedik. Gelebilir miyiz ileride? Bunun için neleri önerirsiniz? Hem öğrencilere hem bizlere tavsiyeler neler olur hocam, fizikle uğraşan? Yani batıdan tamam ufkumuzu, tamam yönümüzü çevirelim. Eyvallah. Yani çevirelim derken biz oradaki yenilikleri takdir etmeyelim, oradaki buluşları kaçıralım manasına değil de artık çok yanlış kullanım olmasın, taparcasına batının ilmine ve fennine bağlanıp da ya adamlar orada zaten yapıyor, en mükemmelini yapmış deyip de kaçalım mı? Hocam birazcık dolandırdım soruyu ama. Estağfurullah. Buyurun. Hocam şöyle, yani bilimle İslam'ın gerçekten doğru yere oturtulması gerekiyor. Yani bu hep yıllardır tartışta gelmiş bir meseledir. Evet. Yani bizim gerici belki de bu yüzden dediler değil mi? Geçmişten filan da böyle, yani Osmanlı'dan filan da kalma böyle. Şimdi biz bilimin tabii ki tanrılığı iddia edişine karşıyız. Benim çünkü zaten taptığım bir Allah'ım var elhamdülillah. Eyvallah. Benim yani ekstra başka bir şeye ihtiyacım yok. Şimdi ben bu gerçekle, bu realite üzerine bir şeyleri temellendirmek zorundayım. Mesela Mısır piramitleriyle alakalı bir tane vatandaşa, ya o piramitleri yapmayı peygamberler aracılığıyla öğrenmiştir Mısır halkı diyorsunuz. Böyle yüzünüze bakıyor. Öbürü diyor ki uzaylılardan öğrenmiş. Uzaylılardan öğrendiğini kabul ediyor. Evet. Ya bir peygamberden öğrenmiş olma ihtimalini dahi düşünemiyor. Ama bir uzaydan gelen birinden teknoloji öğrenmiş olabileceğini kabul ediyor. Dini argümana böyle karşı çıkıyoruz direkt. Yani hocam şimdi ben bakın kaç sene, 20 sene civarı okul okumuşum. Üzerine üniversitelerle beraber, yani yıllardır bu işin içerisindeyim. Herhalde hiç Allah'tan bahseden bir fen kitabı görmedim. Ya şimdi bu kadar sanattan bahsedip de sanatçının kendisinden bahsetmeyen bir kitap. Hocam kusura bakmasınlar, olmaz. Ben Müslümanım. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de sözüm ona %98'i Müslüman bir ülke. O zaman mümkünse bu kitaplarda biraz Allah'tan bahsedelim artık biz. Bilimde yasaktır hocam. Bilimsel bir tez yazacaksanız oraya Allah yazamazsınız. Yani hiçbir türevini yazamazsınız. Gat da yazamazsınız. Yani Allah'tan bahsetmek yasaktır bilimde. Çünkü zaten bilimin kendisi zaten ilahlığa iddialı. Yani. Öyle olunca zaten oraya mecburen yaratıcıdan bahsetmiyor. İnsanın yaratma içgüdüsü yani. Şimdi sen o zaman hocam bilimi de doğal olarak bilimle alakalı farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var bizim Türkiye'de. Biz Müslümanız ve bu dünyayı madem Allah'ın yarattığından haberdarsak, bunu bize, biz öğrendik bunu, yani buna iman ettik ki Müslümanız diyebiliyoruz, iddia ediyoruz. O zaman peygamberlerden dolayı mesela dünyadaki bilimin gelişmesine bakarsak hocam sürekli bir ileri geri hareket var. Bu ileri geri hareketleri mesela bilim bir türlü açıklayamaz. Ama bizdeki karşılığı o kadar kolaydır ki peygamberler gelmiş, çağ yükselmiş, sonra geri düşmüştür. Bu kadar. Yani o kadar kolay ki aslında. Mesela demiri Davut Aleyhisselam'dan öğrenmiştir dünya. Başka ya, neden öğrenecek ya?
cam yapmayı Süleyman Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Çok basit. Bunları böyle söyledik mi? Bana çok basit geliyor. Ama bunu bilim tabii Hazreti söyleyemiyor. Hazreti Nuh'un nasıl gemi yaptığı açık. Hocam bunlar gerçekten o kadar kolay ki aslında. Yani bizim tarafımızdan bakarsanız bu iş çok kolay da. Bunu bir türlü kitaplara, çünkü bilimle uyuşmuyor. Yani bilim adına iş yapacaksanız, bir yere bir bilimsel tez yazacaksanız bunları yazamıyorsunuz. Evet. Bunlar yasak çünkü. Hocam şey mi, deneysel değil mi? Yani kanıtlanamadığı için mi? Sadece bir rivayet, bir hikaye olarak? Aslında bilimin de öyle birçok yeri var. Mesela bu çok yanlış anlaşılır. Bilimin böyle her şeyi pozitivist olduğu zannedilir. Alakası yok. Somutmuş gibi bilim değil mi? Bilim de birçok şeyi belli bir temelin üzerine oturtur aslında. Bir şeyi kabul eder, onun üzerine inşa eder. O ilk kabulü ne yapacağız? İlk yani kabulü. O ilk olan nasıl olacak? Yok tabii. Yine siz deyince aklıma geldi. Yine izlediğim, bu aralar ister istemez evde videolara takılıyoruz. Bilimle alakalı bir videoda kainattan bahsediyor bir fizikçi. İşte galaksileri anlatıyor ve diyor ki işte bakın şu galaksilerin işte yüzlerce binlerce galaksi. Ayda sadece eğer ay kadar olsa şurada bir nokta olurdu vesaire diye anlatıyor. O kadar muazzam şeylerden bahsediyor. Hala işte Batu'yu övüyor ve bunun... İlahsız bir, inançsız bir insan olduğunu da tanıdığımız, bildiğimiz bir insan. Evet. O kadar mükemmel anlatıyor. Ben izlerken daha çok inanıyorum hocam. Ya diyorum ki Allah'ım diyorum şu muazzamlığa bakar mısın diyorum. Yani ve adam şunu diyor. İşte bu evrende şuradan ilerisi bilinememektedir. Bizde de hocam dinde ne der? Sidratül müntehaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Oraya kadar bile daha gidemeyiz. Belki birinci gökten falan bahsediyoruz. Meleklerin işte, oraya yani. Ulaşabildiğini ve oradan ilerisini sadece Peygamber Efendimizin geçtiğini. Bakın evrenin sürekli genişlediğinden falan bahseder Kur'an-ı Kerim. Fizikçiler de bundan bahsediyor aslında. Aynen. Değil mi bu büyümeden? Fakat bunları bir türlü bir araya getirmiyoruz, getirmek istemiyoruz. Çünkü insan bir özellikle biz bunu Batı'da daha çok görüyoruz. Bir ilahı kabul ettiği an kendisini aciz, yani nefsini artık aciz görecek ya, bunu istemiyor sanki hocam ya. Neler dersiniz hocam? Hocam tabii yani insan biraz bildikçe gerçekten çok şey bildiğini zannedip kendini yeterli görür biliyorsunuz. Bir hastalıktır. Bilim de tabii ki o durumda şu anda. Ama bizde işte ilahiyat fakülteleri, biraz felsefe fakülteleri de işte biraz ilim adamlarımızdan, yani bizim bilim adamlarımızdan bahsedilir. Onun haricinde koskoca fizik biliminde, fizik bölümünün tamamında neredeyse hiç Müslüman alim yok. Çünkü İslam'la alakalı, İslam'la bağdaştırılabilecek hiçbir şey yok. İslam'la bir şey koptuysa hocam, yani benim kanaatimce, benim inandığım kadarıyla şöyle söyleyebilirim ki bir şey İslam'dan koptuysa otomatik olarak hayattan da kopuyor aslında. O yüzden çok anlamlandıramıyorsunuz. Yani fizikle alakalı meseleleri birine eğer sanatçıdan bahsetmeden bahsettiğinizde bunu anlamlandırması mümkün değil. Temellendirmesi de mümkün değil çocuğun. Ya, o zaman ne işe yaradığını, niye böyle olduğunu doğal olarak anlayamıyor tabii ki. Yani Newton 3. kattan düşen birinin işte yere kaç hızla çarpacağını açıklamış. Ama 3. kattan düşen çocuğun niye ölmediğini açıklayamıyor bana. Şimdi o çocuğun da ölmesi gerekir çünkü Newton'a göre. Şimdi değil mi, hızına vesaire demek baktığınız zaman. Demek ki olmuyor. Yani bazen yasalar değişebiliyor. O yasayı kuran biri var ve o yasaya müdahale eden biri var hala. Aslında eyvallah. Çok basit bir hesabı var bu işin. Sen yolu hesaplıyorsun sadece. Bu başlangıç kadar. Ve bitiş senede değil yani. Yani şimdi o zaman tabii Newton'a göre bu iş daha... Bu 3. katta niye düşüyor diye sorgulamıyor. Aynen. Yani en son Hawking vardı bir. En son fizikçi. Büyük arkadaşlardan bir tanesi. O da öldü. Epeyce ateist olduğunu iddia etmişti. Son yıllarda, ölmeden böyle 3-5 yıl önce evet bir tanrı var dedi en son. Yani çaresizlik. Bir şey var, buldum onu ama onun dedi şeyini bulacağım. Denklemi var, bir tane onun denklemini bulacağım falan gibi, öyle o iddialarla öldü gitti. Bulmuştur inandığımız ve Hawking dedi ki diye bir kalıp var biliyor musun Enes Hocam? Allah Allah. Kabul görme şekli o, şekli o. Yıldızlarla alakalı en son o açıklama yapardı. Kara deliklerle alakalı, uzayla alakalı. Hocam çok güzel aslında. Adam ne güzel araştırmış, yapmış, etmiş. Bir inançsız bir adam, Tanrı tanımaz bir insanın bu kadar mücadele edip arayışı var. Bir de bizim hiçbir şey yapmayışımız aslında canımızı sıkıyor. Aynen. Yani inandığın ilah sana zaten, Allah sana ipuçları vermiş. Sana yol göstermiş. Peygamberlerle rehberler vermiş. Aynen. Senin varacağın yol daha kısa. Ama sen ne zaman yola çıksan onu bir kenara itiyorsun. Yahut hiç çıkmıyorsun. Sadece onunla meşgul oluyorsun.
Böyle hocam, de. Yani şimdi bir de din kültür mesela, şimdi fizik öğretmeninin bunları bahsediyor olması mesela çok garip bir şey. Öğretmenler falan da öğrencilerimiz de şaşırıyor doğal olarak. Eyvallah. Ya çünkü fizikçi hiç yani doğru düzgün bahseden olmamış. Herkes sadece fizik yasalarını anlatmış geçmiş. Ama ben bunları anlatmazsam benim ilmimin bana bir sonuç böyle bir zekatı var. Benim bunları söylüyor olmam gerekiyor. Şimdi ben hayatla bağlarını kopartmışlar ki ben herkes zaten fizikçi olmak zorunda falan değil. Hı hı. Ama sadece düşünüversek o çokça sizin programınız ismini dolayısıyla çok seviyorum. Yani sesli sessiz nasıl düşünürsek düşünelim de nasıl düşünsek düşünelim. Yani biraz daha böyle düşünüversek dediğiniz gibi aslında bağlantılarını kurmak çok daha kolay. Ki zaten o bilim adamı dediklerimiz de zaten bizim kitaplarımızı çok iyi inceliyorlar, merak etmeyin. Yani eyvallah. Onlar belki bizden fazla inceliyorlar. Muhakkak yani hocam. Yani uzayla zaten alakalı ayetleri falan ben eminim ki bizden çok daha iyi araştırmış durumdalardır. Kaynak olarak da belirtiyorlardır öyle düşünüyorum. Yani ara ara sanki denk gelmiş gibiyim. Bazı araştırmacıların özellikle tabii eski... Söyleyebilir. Niye söylemesin hocam? Açık çünkü. Yani net orada açıkça söylemiş. Biz Müslüman olduğu için kabul etmiyor olabiliriz. Tabii aynen. Kendimizden olan insanları. Hocam velhasıl buradan şuraya da bağlayacağım. Ben mesela bilimi ve bilim kurgu filmlerini çok severim. Yani evet, izlemekten çok hoşlanırım. Çünkü bilim kurgu filmlerinde bana insanüstü şeyler gösterilir. Ya da çocuğa ya da izleyiciye uzay gösterilir. Kainat gösterilir belki. Farklı dünyalardan bahsedilir. Doğru. Sinema diye bir sektör var haliyle. Bu sinema sektöründe özellikle bilim kurgu filmi deyince işte fizikle alakalı filmler görüyoruz. Kimyayla alakalı filmler görüyoruz. Biz bu bilimle sinema sektörü arasındaki ilişkiyi nasıl kuralım? Nedir hocam bu ilişki? Biraz da bundan bahsedip bitirelim inşallah. İnşallah. Hocam şöyle, aslında ikisi de çok ilişkili birbiriyle. Yani bilimdeki gelişmelerimiz aslında otomatik olarak sinema sektörünü etkiliyor. Ya da sinema sektöründeki değişiklik bilime etkiliyor. Hı hı. İkisi birbirinden çok ayrılabilecek şeyler değil. Yani bugün Amerika'nın yaptığı bilim kurgu filmleriyle bizim yaptıklarımızı eğer bir kıyaslarsak özellikle... Bilimde nerede olduğumuzu. Yani kulaklar çınlasın ama yani dönemin tabii çok acayip kötü filmlerinden bir tanesi. O bizim Cüneyt Arkın'ın filmlerini bilirsiniz. Yani o daha sonra oğlu da çekildi hatta. Bir tane daha oğlu diye ismini vermeyeyim şimdi filmlerin ama. Yani şimdi o kadar kötü ki. Yani şimdi bir oradakine bakıyorsunuz, bir buradakine bakıyorsunuz. Aslında hayal edebiliyor olmak, yani meseleleri öngörmekle alakalı. Bunu öngörüyor olduğu için aslında filmi çekebiliyor. Ama hocam bizde de çok da böyle enseyi kararttık gibi oldu ama yani bizde de güzel gelişmeler var. Şimdi tabii, Konya'da tabii. Mesela bilim hocam, merkezimiz çok kıymetli mesela. Şimdi ben bunu söylemem lazım. Buyurun, buyurun kesinlikle. Çünkü çocukların birebir görebilecekleri o kadar muazzam şeyler var ki bizzat görüp, çünkü görmek hocam bazen çok kıymetli. Yani havada kalan bilgilerle, o yüzden online eğitim bizi çok yoruyor. Ya yani şöyle eliyle bir tutabilse meseleyi, bir görebilse çocuk. Şöyle diyelim mi? Yani biz bir çocuğa camdan diyoruz ki bak oğlum bu kuş, bu hava, bu gökyüzü, bu taş, aynen, bu araba. Fakat o çocuk o camdan, yani o evden dışarıya çıkmayıp onlara dokunmaz, onlarla birlikte olmazsa sanki onun ne olduğu sadece bir terim olarak aklında kalacak. Aynen. Ve hiçbir zaman bağdaştıramayacak. Etkisi olmuyor bir de hocam. Çok az oluyor veya. Duygusuz bir eğitim evet, çağındayız hocam. Aynen. Evet. Bilim merkezi dediniz, sözünüzü de böldüm ama gerçekten Konya'da bu konuda hani hep Konya deyince akla böyle daha çok dini hassasiyetler gelir. Evet. Ya da İslami kültüre dair şeyler gelir. Aselsan'ı da ekleyelim oraya. Değil mi? Aselsan. Hocam sanayi açısından Konya'da yani yapılamayacak bir şey yok. Tabii, bilimsel doğru açıdan. Şimdi Konyalı bazı abilerimiz sanayide o kadar farklı şeyler yapıyorlar ki belki hocam tecrübeyle kazanılmış, öğrenilmiş bir bilgi değil. Tabii, çok tabii farklı aletler, makineler Konya'ya has, belki daha duyurulmamış çok fazla. Doğru. Dünyadaki birçok firmaya çok acayip şeyler üretiyor. Evet, onu diyeceğim. Yani çok ilginç, böyle çok özel şeyleri Konya üretebiliyor sadece Türkiye'de mesela. Bunu çok insan az insan bilir. Bizim hem bilim anlamında Aselsan'ın gelişiyle beraber de herkese biraz da silah sanayiyle alakalı da bayağı kıymetli işler yapılacak Konya'da. Hı hı. Konya'nın bu yönünü de çok seviyorum. Bu çok da büyük bir nimet bizim çocuklarımız için. Şey vardı hocam, Konya bir sanayi şehri olduğu için çocuklar da o kafayla büyüyordu. Artık sanki yeni eğitim şehrine dönüyor Konya. Yani evet, eğitime daha çok önem veren işte bilim merkeziyle, farklı yerlerle ve çocuklar okumak ve bir şeyler yapmak da istiyor sanki eskiye nazaran. O da aynen, var gibi. Hatta zamanımız ne kadar bilmiyorum da son cümle olarak buyurun, belki onu da söyleyebilirim. Buyurun hocam, buyurun. Yani bizim hani bir klasik laf vardır ya, zamane çok kötü, zamane şöyle falan. Ben hiç katılmam. Yani zamane vallahi iyi. Yani eskiden benim dedelerim zamanında falan televizyon, internet olsaydı herhalde çok daha perişan olurduk. Ya da bizim zamanımızda bile bu kadar yoğun olsa
Biz bu çocuklar gene vallahi iyi dayanıyorlar. İyi kaldırıyorlar. Yani ben gerçekten şu anda çocuklarımı bir savunayım. Yani bizim zamanımız aslına bakarsanız iyi bile. Yani kötü olmayı falan bırakın. Çocuklar iyi bile dayanıyorlar. Çok şeyin üstesinden geliyorlar. Bence de yani daha zor çünkü işleri. Çok daha fazla çeldiricileri var, caydırıcıları var. Her şey çok daha kolaylaşmış. Buna rağmen hala derli toplu duran çok çocuğumuz var. Vallahi ben gıpta ediyorum. Maşallah. İnşallah çok da ümit varım yani çocuklarımızda. Elhamdülillah hocam, o konuda kesinlikle ben de aynı fikirdeyim sizinle. Bu çağda gerçek manada insan kalabilmek, insan kalabilmek öncelikle çok zor. Bu çağda çocuk kalabilmek de çok zor. Çünkü o kadar çeldirici dediğiniz gibi o kadar farklı şeyler var ki ve uğraşmaları gereken de çok şey var aslında. Eskiden tarlanız vardı. Aynen. Hocam sabah tarlaya giderdiniz. Problemler çok azdı değil mi? Hocam şey, yani bir şey hızlandıramazsın ki. Ekersin buğdayı, beklersin. Tabii. Yani hadi şu buğdayı bir hızlandırayım. Şimdi çağ bir de hız çağı. Her şey çok hızlı gelişiyor. Yani şey değil ki, domatesi hızlandıramıyorsun hocam. Yani domates büyüyordu. Aynen. Bekliyordun yani onu. Bir süreç vardı. Fakat şimdi çocuklardan istediklerimizin hemen olmasını da istiyoruz. Biz de hemen olmasını istiyoruz. Çünkü çağ gerçekten hız çağı. Bir yine büyüğümüz söylemişti, hatırlıyorum. Hani hep deriz ya, hızlı yaşa genç öl falan. Evet. Çocuklara da buradan hem hız fizik falan oradan gidiyoruz. Evet. İnşallah onlar yavaş yavaş yaşarlar hocam. Aynen. Nefes alarak, hissederek, her şeyin farkında olarak yaşarlar. İnşallah. Özellikle bilim alanında, işte diğer sosyal alanda, sanat alanında, kültür alanında. Bu ülkenin çocukları gerçekten çok iyi işler yapacak. Fakat dedim ya, biz biraz daha bu çocuklardan önceki nesillerde problem bizde. Çünkü biz ikisinin arasında kaldık hocam. Ne hızlıyız ne yavaşız. Aynen. Ne eskiyiz ne yeniyiz. Bu bizi biraz problemli yaptığı için bu afallamışlık, bu arada kalmışlık o çocuklara belki olumsuz sirayet ediyor. Onlar bu çağın çocukları ve inşallah bilimde de fizikte de hocam sizin gibi kıymetli hocalarımız sayesinde çok çok daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Hocam birkaç dakika daha süremiz var. Yine bir soru vardı, o soruyu hemen bulup size inşallah ileteceğim. Yani buradan ben çocuklara da bir şeyler söyleyeyim. Buyurun, siz de soracak bir şey varsa eğer bulun. Yani belki bir nasihat olarak, bir tavsiye olarak söyleyebilirim ki. Yani işi ne öğrenmek istiyorlarsa kaynaklardan öğrenmelerini tavsiye ederim. Yani bugün kaynak yapmayı kaynakçıdan öğrenebilirsiniz. Yani kaynak yapmayı bakkaldan ya da manavdan öğrenemezsiniz. O zaman dini argümanları mümkünse kitaplarından. Bizzat Allah'ın gönderdiği bir kitap ve onun Resulü var ki çok detaylarıyla her şeyi açıklamış durumdadır. Ekstra başka bir şeye ihtiyaçları kalmaz. Ve bilimle alakalı da bir şeyler yapmaya çalışanlar da korkmasın. Allah'tan bahsetmekten de, Allah'ı aramaktan da korkmasınlar. Çünkü o sanatı öğrenmek istiyorlarsa sanatçıya bakmaları gerekecek. Ve sanatçının tarzını gördüklerinde o zaman fizik çok daha mantıklı gelmeye başlayacak onlara. Hayatın içerisinde nerede olduğunu anlamaya başlayacaklar. O zaman aslında zamanla alakalı meseleleri de, belki cennet cehennemi de, her şeyi daha basit anlar hale gelecekler. Biraz sadece bakmaları gerekir. Aslında, kuantum ne demek mesela? Buna bakmaları gerekir. Fizik soyutu da aslında anlamayı sağlar değil mi hocam? Öyle soyutu, yani metafizik diyor mesela bilim buna. Evet. Fizik ötesi deyip geçmişler. Aynen. Ama fiziğin ta kendisi aslında. Fizik ötesi falan değil. Kesinlikle hocam. Evet. Gerçekten güzel noktalar. Bir soru vardı. Soru çok uzayacak gibi, süremiz yetmeyebilir. O nedenle son birkaç cümle daha ekleyip bu akşamki programımızın da inşallah sonuna geleceğiz. Tamam. Allahsız bir bilim düşünülemez hocam. Yani siz dediniz yani, muhakkak. Biz tamam. İnancımız çerçevesinde bunu konuştuk. İnancımız çerçevesinde bu cümleleri söyledik. Aynen. Varacağınız yolun kısalmasını istiyorsanız en doğru yol bu. Varacağınız yolun olumlu olmasını istiyorsanız, değil mi hocam, en doğru yol bu. Aynen. Muhakkak belki bunu reddederek bilimde, teknolojide çok çok önemli işler yapabilirsiniz. Fakat sonunda vardığınız yerde karşılaşacağınız, yine hatırlamadığınız, belki de unuttuğunuz Allah'tır diyelim hocam. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben gerçekten teşekkür ederim, çok hocam. Kıymetli şeyler. Evet. Yani ben şunu hiç sevmiyorum. Sadece bilim. Belirli bir standartla konuşalım, şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz denmesinden ziyade. İnşallah sıkmamışızdır. Hocam estağfurullah. Evet. Yani ben seyircilerimiz sıkılmadığı kanaatindeyim. Çünkü neyin doğru, yani neyin bir şeyin yapılırken
bazı şeylerin eksik kaldığını göstermek gerekiyor bazen. Aynen. Tek taraflı konuşmanın da hiçbir manası olmayacağını yönelik. Evet. Hocam son bir iki cümleniz varsa kapatmadan hocam önce. Teşekkür ederim. Yani son kez belki gider ayak şunu söyleyebiliriz ki inşallah en kısa zamanda yüz yüze eğitime başlarız. Eyvallah. Şu hastalık inşallah defolur başımızdan. biz de çocuklarımıza kavuşuruz diye bir dua edeyim. Hepimizin en büyük temennisi o. Evet. Öğrencilerden daha çok bunaldığımızı, öğretmenlerin bunaldığını gerçekten. Veliler, öğretmenler ve öğrencilerin gerçekten bir an önce kurtulmaya ihtiyaçları hocam, var. Hocam bir şey var. Öğrenci oyun oynuyor. Bir şekilde belki savuşturuyor. Bazılarının hoşuna bile gidiyor. Ama öğretmen anlatmadan, dokunmadan, yüz yüze olmadan aynen. yapamaz hocam. Yani yapsa da ne kadar olmaz. Olur yani. Aynen. Hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp buraya geldiniz. Bizleri güzel ve etkili, faydalı konularda bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili izleyenler, bir Sesli Düşünce programının daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta saat 18'de görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı akşamlar.